Vasya ağabeyin ölümünü kışına haber almıştı. Bu büyük darbenin altından kalkması epey uzun sürdü. Çocukluğunda annesinin sörgeye gösterdiği büyük sevgiyi kıskanırdı. Vasya gizli düşüncelerini ağabeyini göstermemişti hiç. Çekinirdi. Söylersen beni çok aptal bulacak. Zamanla dost oldular ama aralarında hep bir uzaklık vardı. Çok güzel, erişilmez bir kadın severcesine seviyordu sörgeyi. Kendi kendine. Bunu Sörgey bilir ya da Sörgey bunun çözüm yolunu bulur derdi hep. En ufak bir kıskançlık da duymuyordu. Sörgey hayrandı, övünüyordu onunla. Sörgey'in öldürülmüş olabileceğine bir türlü aklı yatmıyordu. Kendisi Vasya tıpkı Avanesyan, Nesterov, Grisha gibi ölebilirdi. Ama Sörgey asla. Nina, Georgiana, küçük oğluna öylesine soğukkanlı, öylesine sade bir mektup yazdı ki Vasya mektubu okurken gözyaşlarını güç tuttu. Annesinin duygularını sezebiliyordu. Sörge onun bütün hayatıydı. Şöyle diyordu Nina Georgievna. Sana gazeteden kesilmiş bir yazı oluyorum. Sörge'nin nasıl şehit düştüğünü General Gerskin'in mektubundan öğrendim. Mektubu sade ve dostçaydı. O da 43'te bir oğlunu kaybetmiş. Sonra iki Yugoslav kadınından mektup aldım. Sorgenin oturdukları kenti kurtardığını söylüyorlardı. Durmadan bunu düşünüyor. Bununla bunuyorum. Ölümü korkunç bir şey ama Sorgenin böyle ölmesi gerekirdi. Valya yanımda. Birbirimize destek oluyoruz. Acıya birlikte katlanmak daha kolay geliyor. Valya'nın ne kadar yıkıldığını söylemem gereksiz. Genç bir kadın için çok zor şey. Sörge'ye çok bağlıydı. Neyse ki Valya'nın sanatı sahnesi kendine göre bir hayatı var kendini daha kolay toplayabilir. Sevgili Vasya'cığım, bana sık mektup yaz. Senden uzun süre mektup almayınca çok kaygılandığımı gizleyemiyorum. Natasha beni avutmaya çalışıyor. Mektup yazmaktan hoşlanmadığını söylüyor ama Sörge'nin ölümünden bu yana çok düşündüm. Şu iş bir an önce bitsin de mutlu ol yavrum. Pek bir şey kalmadı savaşın sonuna. Acıyla karışık bir şaşkınlıkla Sörge yok artık diyordu Vasya. Yan kendine. En iyiler öldü. Annem çok acı çekiyor. Artık bitsin şu iş. Halk dayanma gücünün son kertesine geldi. Biz mi? Daha çok yorulduk. Yoksa geridekiler mi? Onu da bilmiyorum ya. Yeni arkadaşları olan topçularla dost olmakta gecikmedi. Kendini topçulara yakın hissetmesi de boşuna değildi. Albay Nikit'in soğuk canlı bir duygudan yoksun sayılıyordu. Vazya bir akşamını onunla birlikte geçirdi herkesin hayatta işlediği ve sayıları epey fazla olan hatalardan, dostluktan, yalnızlıktan söz ettiler. Vazya, Nikiti'nin ihtiraslı ve ateşli bir yaratılışı olduğunu ama bu yanını gizlediğini anladı. Yüreğinin en derin girintilerini aklın ışığında gözden geçiriyordu. Vazya, topçulardaki hesap ve matematikle uyuşan tahminlere, varsayımlara, sezgilere boş veren heyecanı seviyordu. Ben de onlar gibiyim galiba. Belki de değilim. Öyle olduğumu sanıyorum. Neyse, savaş bittiğinde Natasha'ya sorarım. O sorumun cevabını daha iyi verecek durumda. Peki ama savaş ne zaman bitecek? Bu küçük Alman kentinde konaklayalı çok olmuyordu belki ama Vasya iyi de iyi yaşlandıkları düşüncesine kapılmıştı. Takvime bakmak gereksiz diyordu kendi kendine. Almanları gördükçe çok uzun bir süreden beri burada oturduğumuzu anlıyorum. Her gün yolda başında yeşil şapkasıyla şişman bir Alman'a rastlıyordu. İlk günler söz konusu Alman Ruslardan öylesine korkuyordu ki sonunda vazya teğmen şeribiyete eli titremezse insan bu adamın resmini yapamaz dedi. Baksana ne kadar bulanık bir görünüşü var titriyor. Artık adamın güveni yerine gelmişti. Görünüşü daha belirgindi. Eski bir tanıdık gibi selamlıyordu Vazya'yı. Vazya üzerinde Berlin. 64 kilometre yazılı tabelaya baktı. Daha ne kadar binekleyeceğiz burada diye söylendi. Natasha sanki hep Vasya'nın yanındaydı. Beyaz Rusya ormanlarındaki gibi gölgesi değil. Canlı, ılık bir Natasha. Dudaklarını garip bir biçimde büzüp sıcak çayı üflerken görüyorduk karısını. Başı omzunda çiçek resmi çiziyordu. Başında bir mavi bere, gülen gözleri ve o garip kalkık burnuyla Gorki sokağında ilerliyordu. Ne zaman kucaklayacaktı karısını? Dört yıla yakın bir süre sabırla beklemişti. Artık dayanamıyordu. Elinde olmaksızın yaptığı hareketin farkına vardığında epey şaşırdı. Buluşma saatini geçirmekten korkarcasına sık sık saatine bakıyordu ve yeniden ilerlemeye başladılar. Bazı günlük emri okudu. Berlin'e doğru ileri dediğinde sesi titredi, durdu. Neredeyse mırıldanarak işgalci Almanları ölüm diye ekledi. Berlin'e sözünü sık sık tekrarlamıştı. Ama bu söz o zamanlar bir parola, bir düş, bir yemindi. Şimdi belirli bir talimat olmuştu. Berlin üzerine yürüyoruz. İvan'la birlikte bu saati ne kadar beklemiş SS'ler peşlerindeyken ne kadar çok sözün etmişlerdi. İvan'ı astılar. Mutlu günü göremeyecek. İnsan yüreği de olayları kendine göre bir sıraya düzer. Gecenin bu son saatinde Vasya saatine baktı dört buçuğu gösteriyordu. Yer sarsılmaya başlayıp gökyüzü kıpkırmızı kesildiğinde Vazya'nın aklına güzel bir yaz günü geldi. Minsk rüzgar esiyordu. Natasha yanında yürüyor. Küçük bir çocuk kırık bebekler gibi yatıyor yerde. Bir kadın hıçkırıklarının arasında ona sesleniyor. Petro. Başlıyor. Bu söz öylesine yüksek sesle söylendi ki Kusrin epey uzağında. Berlin'deki dairesinde Hilda uyandı, gözlerini uyuşturdu ve Walter'a seslendi. Ulu tanrım, yine bombardıman ediyorlar. Ritter çok sonraları şunları anlatacaktı. Karlshorst'ta mevzilenmiştik. Uykumda bir fırtınanın patlak verdiğini sandım. Hepsinin aklı başından gitti. Teğmen Şimer, Rusların gizli bir silahı olmalı diyordu. Albay Nikit'in savaşın ilk aylarını hatırlıyordu. Almanlar çok güçlüydüler ama o sıra bile belirli bir savaş planları yoktu. Ayrıntılarla ilgili emirleri olduğu gibi yerine getiriyorlardı. Plan da şuydu: Moskova'yı almak, Kızıl Meydan'da geçit töreni düzenlemek ama ellerinde belirli bir saldırı planı yoktu. Bir şeyler uyduruyorlardı. İşte başarıya ulaşırsa ne ala, başarıya ulaşmazsa biraz daha sağa ya da sola. Yönelmekle iş olup biter. İskambil oyunu gibi bir şeydi. Şimendifer partisi çeviriyorlardı sanki. Ellerinde iyi kartlar vardı ama kafalarını katmıyorlardı oyuna. Şimdi biz satranç oynarcasına hiçbir şeyi rastlantıya bırakmadan kendimize bütünlük oyuna verip ilerliyoruz. Saldırı uzun uzun düşünülüp taşınılarak hazırlanmıştı. Her gece o derin batı kıyısına piyade ve topçu tüvenlere tanklar cephane geçiriliyordu. İçlerinde Sörge'nin eski dostları Stalingrad'da çarpışmış pek çok savaşçının da bulunduğu istihkamcılar. Bombalarla top mermilerinin iyice hırpalandığı köprüleri kısa sürede onardılar. Her akşam Osip ufak bir kara parçası daha ele geçirmek için ileri kol çek karıyordu. Haritasın üzerinde Alman alaylarının taburlarının bölüklerinin yerleri işaretlenmişti. Alaycı bir gülüşle, üçüncü bölüğün yalnız adı, bölük diyordu. Topu topu 17 kişi kaldılar. Hepsi de son seferberlikte askere alındılar. Mukavemet yuvalarının kale haline getirilmiş resmi binaların barikatların işaretlendiği Berlin haritasını gören Minöf pek keyiflendi. Şu işe bakın Almanlardan da Alman çıktık. Geçen yıl Albay Gobler'in yerini alan General Helvis tümenindeki subaylarla askerlere Kürar Berlin'in düşmeyeceğine inanıyor dedi. Buraya dev güçler, bol araç gereç ve cephane yığdık. Fos patronlarımız olduktan sonra Rus tanklarından korkmuyoruz. Başkomutanlık 5 füzelerini düşmana karşı kullanmaya karar verdi. Bolşevikler Volga'ya sırtlarını vererek aylar boyu Stalingrad'da direnmeyi nasıl başardılarsa biz de güçlük çekmeden Alman Ulaştırma Şebekesi'nin düğüm noktası Berlin'de dayanacağız. Zaferi kazanmak için gerekli her şey bizden yana. Her birimizin büyük özveri göstermesini istiyorum. Asuba Yengel, Richter'e, Teğmen Şimer'de burada pek çok asker olduğunu söylüyor dedi. 200 bin kişi varmış. Richter dikkatle onun yüzüne baktı. Berlin'i korumak istediklerini sanıyorum. Teğmen, gizli kısa koşuluyla ile Haziran ya da Temmuz'a kadar dayanırsak iki taraftan biriyle barış yapabileceğimizi söyledi. Ruslarla mı yoksa Amerikalılarla mı? Ondan haberi yok. Berlin'i nasıl koruyabiliriz? Savaşın başı olsaydı başka. General Stalingrad sözünü etmekte yanlış iş yaptı. Bak ben bir az subay mıyım? En iyimser bir görüşle artık az subayın sekizde biriyim şimdi. O sıra gazeteler düşman savunma hattını yarmak için 22 bin toptan yararlanıldığını yazdılar. Ama savaş sırasında Vazya'nın rakamlarla uğraşacak hali yoktu. Ateş diye haykırıyor. Kimsenin sesini duymadığını görüyordu. Gürültü öylesine büyük, kulakları sağır ediciydi. Ateş diye haykırıyordu Vazya. Almanlar bataryayı ateşe tutmuşlardı. Jüdenov öldü. Seydiciler Greçko ile Lunsu götürdüler. Arızalanan parçalar değiştiriliyor. Mermi taşınıyordu. Herkesin yüzü kapkara bir terle kaplıydı. Askerler bir şey duymuyor, görmüyor, hatırlamıyorlardı ama verilen komutları iyice işitiyor, düşmanın ön saklarını görüyorlardı. Bir şey de unutmamışlardı aslında bu cehennemde bile. Çernov karısıyla küçük Genya'nın kendisini beklediğini biliyordu. Onları düşünmüyordu. Bir şey düşündüğü yoktu o an. Çernof amansızdı, ciddiydi, top namlusu gibi kızmış yanıyordu. Ama yine de karısıyla. Genya yanındaydılar. Çernof çok yakında olduklarını, Berlin'i geçer geçmez oracıkta beklediklerini biliyordu. Herkesin anıları, korkuları bir hedefi vardı. Leningrad'daki açlık yılı, bahçe çetinin yanında duran Namaşa, Harkov traktör fabrikasında öldürülen anasının bir parmağını emen süt çocuğu, Stalingrad'da yüz gün, cehennem ateşinde bin gün, ortasına geldiği sıra bıçak gibi kesilen yağ filtreleri üzerine bir tez. Seferberlikten sonra doğan küçük fanya. Kadınlar, kentler, nehirler, ana yurt haykırıyor. Ateş, önünde duman ve alevden bulutun, pembe ile gri karışımı şafağın sanki sise kan karışmış gibi. İçinde Natasha'yı sevgili düğme kurulunu, karısını görüyordu. Berlin'e gelmekle aptallık ettim diye düşündü. Hilda, "Kurt bana mart kedisi demek de haklı. Neden geldim sanki Berlin'e? Joanna vız gelir bana. Walter burada olduğu için geldim. Böyle bir sersemede nasıl aşık oldum? Onun için geldim Berlin'e. Neredeyse her gece kente bombalıyorlar. Beni yatıştırmak bile istemiyor." Hilda Walter'a sarıldı. Genç adam hamurdandı daha erken. uykum var." Saat 8'de Walter işinin yolunu tuttu. Kapının önünde toplanan kadınlar gece olup bitenleri konuşuyorlardı. Bayan Müller kocası uçak savarcıydı. O der üzerine ateş eden bizim topçumuz dedi. Ruslar geçmeye çalıştılar ama Hans başaramayacaklarını söyledi. Ev sahibi oğlu 15 yaşındaki Paul Wick Hilda'nın yanına yaklaştı. Kepçe kulaklıydı, çakmak çakmak gözleri mor halkalarla çevrilmişti. Merdivenin kenar karanlığında karşılaştılar. "Çepeye gidiyorum Hilda dedi Paul. Beni öper misiniz? Dalgın dalgın çocuğun yanağından öptü Hilda. Paul genç kadının başını çevirdiği gibi dudaklarına yapıştı. Asker miyiz değil miyiz yahu? Yanından ayrıldığında Hilda korku içinde düşündü. Bunun gibi küçük çocuklara da gönderiyorlarsa durum çok kötü demektir. Bir mergon bost aldı gazeteleri hiç okumazdı. Bu yüzden önemli haberleri aradı durdu. Ama gazete Rus saldırısına hiç söz etmiyordu. Almanların Elbe yöresinde başarılı bir karşı saldırıya geçtikleri belirtiliyordu yalnız. Bir de Kızılların yaptığı işkenceler. Başlıklı bir yazı korkunçtu. Hilda sonuna kadar okuyamadı. Kurt Rusların Asyalı olduklarını söylüyordu. İnekleriyle birlikte yatarlarmış doğru dürüst. Abdesthane yokmuş evlerinde. Bizimkiler de halka çok işkence ettiler. Kurt kadınları astıklarını anlattı Rusları kızdırdılar iyice. Şimdi Ruslar kapımıza dayandı. Korkak değilim, bombardımanlara da alıştım, diyordu Hilda. Kendi kendine, her şey yerli yerinde. Yıkıntılar balkonlarında, çiçekleriyle ayakta kalan evler, dükkanlar, tramvaylar, duvarlarda afişler. Zafer ya da Bolşevik karşılığı. Neden korkuyorum öyleyse, pudra almaya karar verdi. Dükkan sahibi kadın küçük kutuyu özenle sardı, parayı saydı ve başladı. Magdeburg'a gitmek istiyordum. Arabam bozuldu. Hilda düşündü. Johanna'nın yanına dönsem belki daha iyi ederim. İstasyonda göçmenler oturmuş ya da yere uzanmışlardı. Aralarından yol açıp geçmek çok güçtü. Biri haykırıyordu. Bavulum, bavulumu çaldılar. Bir kadın ağlıyordu. Stettin'den güçlükle kaçabildik. Ruslar oraya da girdiler. İstasyon memuru Hilda'ya hayretle baktı. Hasta mısınız? Nasıl gideceksiniz? Amerikalılar oraya girdiler bile. Hilda geri döndü. Evinin duvarına halk ordusundan bir yumurcak özene özene Berlin Alman kalacaktır. Yazıyordu. Walter eve döndü. Hilda boynuna sarıldı. Tanrım ne oluyor? Seni o kadar merak ettim ki. Bana yiyecek bir şey ver dedi Walter. Hem öpüşüp koklaşmanın sırası değil. Hilda sinirlendi. Ben namuslu bir kadın, kocam var. Benimle nasıl böyle konuşursun? Senin için hayatımı tehlikeye atıyorum. Şu sıra Joanna'nın yanında olabilirdim. Amerikalılar oraya varmışlar bile. Hayvanın birisin. Yumurta tozuyla omlet yapıyor. Gözyaşları tavaya akıyordu. Binbaşı Münöf'ün alayı Berlin'in doğu kesimine doğru güçlükle ilerlemekteydi. Her yanı çok iyi tahkim etmişlerdi. Almanların savunması da sıtma nöbetini andırıyordu. Bir coşup bir gevşiyor. Sonra yine coşuyordu. Ya Almanlar inatla karşıya koyuyor. Kent dışındaki evlerde mevzilenip dayanıyor ve karşı saldırıya geçiyorlardı. Ya da zorlu rüzgarın önüne katılan Sonbahar yaprakları gibi batıya doğru kaçıyorlardı. Minöf sinirden çıldıracaktı. Heriflerin bir saat sonra bilene gibi bir oyun oynayacakları belli değil. Özellikle bir tepeyi almakta epey güçlük çektiler. Sanki Minöf olanları görmüş gibiydi. Sağda alev alev yanan şu ev. Dikenli tellere yapışan bir istikamecinin ölüsü. Yoğun, boğucu duman. Önce don tepelerinde sonra Çernobil'deki gibi. Şubanif daha da yüklenmeyi öneriyor. General Lutuşke telefonda bas bas bağırıyordu. Ne sallanıyorsunuz? Ortalıkta kimse kalmadığını sandıkları bir sıra olmanlar ateş açıyor. En önemli anda Klejim'de kovanın bataryası susuyordu. Kilometreler sayılıyordu. Bu üç kilometre yüzlercesine bederdi. Savaş bütün gece sürdü. Ortalık aydınlanmaya başladığında Minöf tepede ve iç kapayıcı bir renkle karşılaştı. Dumana karşın siz güneş ışığına bir türlü boyun eğmek istemiyordu. General Lukışli 48 saattir yatmamıştı. Kısacık bir küçük kanlapıya büzüldü. Uzun bacaklarını altına aldı. Şimdi ilerleme sırası keşkindeydi. Tankların öne sürülmesi iyi olmuştu. Almanlar her yana mayınlamamışlardı. Rahatça yol alınabiliyordu. Üstelik istikamcılar yiğit kişilerdi. Bir saat uyuyabilirim herhalde. Uykuda bir türlü gelmek bilmiyordu. İşte Berli. Berli'nin düşündüğü yoktu aslında. Bu düşünce onda yer etmişti. Tıpkı savaştan önceki hayatı. Moskova, incecik kırışıklarla çevrili Geyna'nın tatlı bakışları gibi. Sekiz yıl önce basit bir tabur komutanı olan Lukishki, güneşin altında kavrulan Madrid sokaklarından birini izliyordu. İspanya'ya gönüllü gitmişti, talihim varmış diyordu. Kendi kendine, Herkes buraya gelmek için can atıyor. Faşistlerin, ilericiliğin düşmanı olduğunu biliyordu kitaplarda, gazetelerde okuduğu için biliyordu. Quattro Gaminos mahallesinin sefil ve daracık bir sokağında çocuklar oynuyorlardı. Geldiğinin ertesi günüydü. Ne çok çocuk var İspanya'da diye düşündü. Birden büyük bir patlama oldu ve Lukiçki yol boyu kandan bir derenin aktığını gördü. Zamanla daha pek çok şey gördü ama o sıcak günü unutamadı. 22 Haziran'da Breslitovskay'dı. Elbisesi yırtılmış kucağında çocuğuyla bir kadın. Bizi kurtarın diye haykırıyordu. Kadını arabasına aldı. Çocuk ölmüştü. Lükeşki Oskov'dan Karajöne'ye dek çekildi. Üniversitenin birinci sınıfında okuyan büyük oğlu orada öldü. Generalin emrindekiler iyi bir komutandır diyorlardır. Ama biraz serttir. Oysa yüreğindeki yara durmadan kanıyordu. Şimdi gözlerini kapamış gülümsüyordu Berlin. Minöf düşlerinin alkışına kendini kaptırıyordu. Çocukluğundan beri leylakları severdi. Çiçekten başka şey olmayan çiçekler vardı. Ama leylakların özelliği başkaydı. Belki ilk barda açtıkları sessizlik ve lokomotiflerin düdüğüne, genç kızların kahkahalarına, sevme isteğine ya da çok uzaklardaki bir yere gitmek arzusuna bıraktığında, kısacası olağanüstü bir şey yapmak istediğinde insanın kurduğu düşleri hatırlattıkları için bak beş yapraklı bir yonca dedi Minöf Olga'ya. Olga güldü ve minicik çocuğu yuttu. Merak etme, bunsuz da mutlu oluruz. Münchenberg'deki işi bitti. Demek ki kibar Almanların deyimiyle Nech Berlin. Yemekleri sevimli bir evde yiyorlardı. Saks, porselenleri içinde konserve atıştırıyor. Kristal bardaklarda da su içiyorlardı. Siyasal komiser Treskovich, bu ev kimin acaba merak ediyorum dedi. Herhalde bir bankacının olmalı. Şimdilik Yaroslavlı bir Dülger ailesinin çocuğu Pyotr Treskovich yerleşti buraya. Bir süre düşündü. Sonra münefe. Nasıl oldu da sen Yaroslav'a hiç gelmedin? Daha güzel bir kent olamaz. Volga'nın üzerindeki cadde bütün yolculuğa bedeldir. Moskova'da oturuyorsun. Başkentin hemen yakında olduğu halde Yaroslav'a gitmedin ha? Şeyden birden durdu. Maşo senden mi? Maşa Berk'ten daha iyi diyelim. Tanya ile tanışırsın. Maksizm hocası o kadar diyorum sana. Üstelik gerçekten harika bir kadın. Küçük Maya'nın 4 yaşında savaşın başından beri görmedim. Mayıs'ta savaş başlamadan bir önce doğdu. Tanya küçücüğün daha o sıra güldüğünü söylüyordu. Ama kuruntu tabii. Mutlaka beni görmeye geleceksin. Ne aptalca şey ya. Avrupa'nın yarısını gezdik. Sen Yaroslav'ı görmedin. Bu hikaye de neredeyse bitecek. Hilda'nın oturduğu evin yakında bir mermi patlamıştı. Mutfak camları zangırdadı. Hilda bir isteri nöbeti geçirdi. Bombardımandan korkmuyordu. Komşularla Walter cesaretine şaşıp kalıyorlardı. Berlin'e dönerken neyle ile karşılaşacağından haberi vardı. Ama bu kez sinirleri dayanamamıştı. Pencereden dışarı bir göz attı. Ortalık simsiyahlı karanlıkta Rus tanklarının homurdandığını duyar gibi oldu. Az sonra Bolşevikler evet olacak. Bir el bombası sallasalar neyse hepimizi işkence edebilirler. Bir bardak su içti, alt dudağını ısırdı. Aynada kendini seyretti. Şu Walter'da ne aptal tabii ki. Yüzüm kötü. Geçirdiğim gecelerden sonra daha iyi olabilir miydi? Ama yine de fena sayılmam. Küçük Paul bir iki gibiydi. Akşama doğru koşarak gelmiş soluk sola. Bana da bir post patronu verdiler demişti. Çok ağır ama önemi yok. Taşıyabiliyorum. Bir tek tank geçirmeyeceğim Hilda. Erkek gibi dudaklarımdan öpün beni. Hilda çocuğu öptü. Pol bu öpüşün etkisiyle düşecek gibi oldu. Ertesi gün Hilda'yı kum torbası taşımak zorunda bıraktılar. Çok kızgındı bir ses bir asker şarkısının nakaratını söylüyordu. Kızıltan tan yeri erken ağardın. Göğsümde bir delik var. Hilda düşündü. Ya kurt öldüyse? Olamaz böyle şey. Kurt'u çok seviyorum. Hepsinden daha çok. Benim ilk doyasıyla gerçek aşkım. Yıllarca bağlı kaldım. Ona yardım etmek zorundayım. Bu torbalar onu kurtaracaksa futa bile razıyım. Bir okul kitabını hatırladı. Ren nehrimiz Almanya asırlık menşeli. Frederik'in havancıları. Yanında yaşlı yüzü mavi damarlarla dolu minicik kır bıyıklı bir adam çalışıyordu. Durmadan yakınıyor da dalacağız. Siyatiğim var. Yaşım 62. Yük kaldıramam. Ceremesini gençler çekmeli. Budapest Strauss ile Koningrad Zar köşesinde bir top mermisi patladı. Hilda denize yüzercesine kollarını açıp kaldırıma kapandı. Siyatikli adam doğrulduğunda mendiliyle pantolonunu sonra yüzünü sildi. Tamam dedi. Sorarım size bayan. Bu barikatlara kimin ihtiyacı var? Oden nehrinde Rusları durduramadıysak bu sokakta nasıl durdurabiliriz? Hem sonra kim durduracak? Halk ordusuna yazılan sümüklüler mi? Yoksa ben mi? Gobers tepesine taşısın kum torbalarını hak etti bunu. Hilda düşündü. Bütün diller çözüldü. Haklı adam. Walter anlamak istemiyor. Çünkü kafası sınırlı. Sonra polis müdürlüğünde çalışıyor. Düşünecek cesareti yok. Daha 1940'ta Kurt bu işin sonunu kötüye varacağını söylemişti ben bile geri vermek zorunda kalacağımızı bildiğime göre Paris'i almak ne işe yarardı? Ne kadar da insan öldü hadi Paris üzerine yürümeyi anlayabiliyorum. Çünkü çekici gelir insana Paris. Hayatım boyunca oraya gitmeyi düşledim. Ama Rusya'ya burnumuzu sokacak ne vardı? Savaştan önce bile ormanları ve Bolşevikleriyle korkunç bir ülke olduğunu kurt söyledi. Orada ne geçti sanki ellerine. İneklerle aynı odada yatıyorlardı. Şimdi Ruslar buraya geldi. Beni öldürecekler. Oysa nedenini bile bilmiyorum. Belki benden hoşlanırlar. Hem sonra kurt eve dönecek. Deliler için ölmek neye yarar? Savaştan önce kurt her şeyin yoluna gireceğini söylemişti. Korkacak şey yoktu. Çünkü biz fırtınaydık. Ne aptalca söz. Ben fırtına değilim. Benzerlerim gibi bir kadınım. Barış istiyorum. Kum torbalarını sürüklüyor. Gözlerinden yaşlar akıyordu. Walter eve dönmedi. Hilda onu bütün gece boşuna bekledi. Ertesi sabah polis müdürlüğüne koştu. Walter'ın Silesia istasyonu savunduğunu söylediler. Ama oraya gitmek olanaksızdı. Ateş ediliyordu dört yandan. Yine de Hilda bir yolunu bulup Silesia garına varabildi. Ve kaç kere kaldırımlarda sürünmesi gerekti. Sana sandviçle çikolata bir de kolonya getirdim dedi Walter'a. Kocasına gönderecek Zamanı bulamamıştı. Ne yapıyorsun? Çılgınlık seninkisi. Ayaklarının ucunda yükseldi. Sarı saçlarını sallayarak onu öptü. Walter bir küfür bu savurdu. Allah'ın belası dişi. Olup biteni görmüyor musunuz? Sonra kendini topladı. Sinirlerim çok bozuk da çabuk geri dönün. Hilda uzaklaştığında bir küfür daha savurdu. Bu orospular için ölmemiz gerekiyor. Rus tankları iki kere Frankfurtlar, Halle, Tek görünmüştü. Uçak savar tanklarıyla tankların üzerine ateş ediliyordu. Walter düşünüyordu. İster öldürsünler ister bıraksınlar gideyim. Ama şu iş bitsin artık. Fazla dayanamayacağım. Lindsteinberg'den Slazy istasyona doğru ilerleyen tankların en önündekinin içinde farkına varmadan Valiye babasıyla ilgili korkunç gerçeği anlatan yazdığı hemen Misha Balatorenko vardı. Misha uzun süre kendini bağışlamamıştı. Peki ama nereden esti de söyledin. Eskiden Zina ve Pickwalk kulübün öteki kızları onu inceledikten sonra yoksun kaba saba biri sayarlardı. Oysa herkese acıyan yufka yürekli bir çocuktu. Misha kaba görünüşü utangaçlıktan geliyordu. Kocaman yüz gece andıran ellerini saklamak ister. Bu yüzden de durmadan sallardı. Az da olsa kendinden söz etmeyi sevmediği için yüksek sesle son futbol maçından ya da en yeni ıhtıvalarından den vurdu. Zina Mişa'dan boşlanmamıştı. Ama o hep genç kızı düşünüyordu. Öldüğünü haber alınca hayatını aydınlatan kendisine çok gerekli ışığın söndüğünü sandı. Oysa savaştan önceki iki yıl Zina'yı hiç görmemişti. Şimdi Mişa ceketinin üst cebinde Zina'nın Resmiyle Varda'ya gösterdiği gazeteden kesilmiş yazıyı taşıyordu. Zina da Berlin'e vardı dedi kendi kendine. Sönük tek düzey evleri ilgisiz bakışlarla süzüyordu. Buranın her şeyinden nefret ediyordu. Tek avunduğu nokta sonunda Berlin'e varmış olmalarıydı. Misha'nın beşinci tankıydı bu. Daha önce iki kere yaralanmıştı Kuban'da ve Harkov önlerinde. Tankın içi de amma sıcak. Krogli kafa baktı. Yüzünden terler akıyordu. Duşun altından yeni çıkmış gibi. Misha zorlu darbeyi hissetti. Bağırmaya çalıştı. Sesi çıkmadı. Misha Zola Terenkon, ölüsünü tankın içinden çıkardılar. Arkadaşları somurtmuş susuyorlardı ama hepsinin düşüncesi aynıydı. Savaşın son ermesinden 5 dakika önce tanklar durmadan ilerliyordu önlerine bir barikat dikilmişti. 69 numaralı bir tramvayla devrilmiş arabalar. Walter barikatın arkasındaydı. Tanklar iyice yaklaştığında birden elindeki fosforoneyi atıp kaldırıma doğru sürünmeye koyuldu. Bu yolda amma geniş kaldırıma varamayacağım galiba yine de kaldırıma ulaştı. Geniş bir kapıdan içeri süzülüp üst kata çıktı. Hem merdiveni çıktığı hem de korkudan ödü patladığı için yüreği hızlı çarpıyordu. Yaşıyorum. Olabilir mi? Kolluğunu söküp attı sersemliğin de bir sonu var. Hürenin canı isterse bu oyunları oynasın. Ben sıradan bir adamım yaşamak istiyorum. Silezya istasyonu yakınındaki işçi evlerinde SS'ler mevzilenmişti. Vazya ateş açma emri verdi. Bir yaşlı adam sürünerek Rusların yanına geldi. Onlara Tanrı aşkına ateş etmeyin dedi. Evlerde kadınlarla çocuklar var. Vazya ateşi kestirdi sivil halka 10 dakika izin veriyoruz. Dışarı çıkın. Evlerde oturanlar çocuklarını, bavullarını, paketlerini taşıyarak koşa koşa çıkıyorlardı dışarı. Ah şu yavrular. Diye homurdandı da Yemen Gorbatenko. Çocuklara çok acıyordu ama SS'ler makinalarıyla hem alanı hem de alana çıkan iki sokağa kurşun yağmurunda tutmuşlardı. Artık evlerden çıkanları da ateş ediyorlardı. Derken Vasya komut verdi. Ateş. General Lutschitski Minefe dün Berlin kuşatması ile ilgili günlük emri aldık dedi. Yalnız kentin merkezi dayanıyor. Bir süre düşünüp devam etti. Harekat başarıyla gerçekleştirildi. Plana gelince sözünü etmek gereksiz. Stalingrad'daki elin eseri. Krilov Rumelsburg da Halk treni saldırdı. En açık gözler baltalarla vagonları kırıp konser ve şeker, tütün, mercimek çuvallarını götürüyorlardı. Öbürleri de aileyle birlikte tahtaları sökmekteydiler. Çocuklar toz şekerini önlüklerine bağlı kasketlerine dolduruyorlardı. Dimitri Alekseyeviç, hemşire Suvalevya'ya şu, şu, somun pehlivanlarına şu sahte kabadayılara bak dedi. Akılları başlarından gitmiş. Kendi ülkelerinde Berlin'de olduklarını unutuyorlar. Bir de namuslu oldukları bizim ülkemize girince sosyuzlaştıkları söyleniyordu. Olamaz şuraya bakın. Bir çocuğu çiğniyorlar. Kırlov kalabalığa saldırdı. Durun. Yoksa ateş ederim. Sefiller. Kendi çocuğunuza da mı acımıyorsunuz? Yerden 7-8 yaşlarında bir kız çocuğunu kaldırdı, revire götürün. Bir kolunu kırmışlar. General Helvis 5 katlı bir evin bodrumuna sığınmıştı. Emir subayı raporunu verdi. Ruslar, Kaiser Valham, Strasch'te general cevap vermedi. Tümen komutanıydı elinden geldiğince savaşmıştı ama bu savaş değil, deliklikti artık. Genel ne düşünüyor acaba? Belki artık Kaytel değil de Gobes ya da Führer türünden bir cahil orduya komuta ediyor. Bu deli dünyanın en iyi ordusunu yok etti. General Helvis birilerinin kendinden önceki komutanı Albay Gavriyer'i düşünüyordu. İlk gençliğinden beri onu tanırdı. Askerlik sanatını birlikte öğrenmiştik. Naziler onu kurşuna dizdiklerinde Helvis çok acıdım, iyi bir komutandı demişti ama cezasını hak etti. Siyasete karışmamız doğru değil. Şimdi bu sözleri hatırlayan general alayla alaylı güldü. Ya Naziler? Askeri harekatı karışmaktan başka şey yaptıkları yok. Hitler'i devirmek isteyenler haklı. Yazık ki Schaffenberg isabet ettirememiş. 44 yazında bile zararsız bir barış anlaşması yapabilirdik. Şimdi bizi dizüstü çökerçekler, müttefikler, kor general Beck ya da von Schulenberg gibileriyle rahatça anlaşabilirlerdi. Emir subayı yanına gelerek sordu. Generalin, binbaşı. Ram ne zaman cephane olacağını soruyor. 41 ve 42. blokları savunuyor da. Cephanesi tükenmek üzereymiş. Binbaşı Ram yakında cephane bulur nasılsa dedi General Helvis kendi kendine. Ne ana hoşuna gidiyorsa, ister göğsüne ister kıçına yer bir kurşun. Sinirli bir sesle Emir subayına cevap verdi. Siz bana bir bardak suyla haplarımı verin. Kaputumun cebinde olacak. Arkası yarım.